Herkese merhabalar, ben beslenme ve diyet uzmanı Eda Arslantaş. Bu videomda size 6 haftada 15 kilo verebileceğiniz bir diyet yönteminden bahsedeceğim. Üstelik bu oldukça sağlıklı bir diyet yöntemi. Evet, başlıktan da gördüğünüz üzere ketojenik diyetten konuşacağız bugün. Normalde biz sağlıklı, yani yeterli ve dengeli beslenme içeren bir diyet programında kısa sürede yüksek kilo kayıplarını istemiyoruz. Çünkü eğer ki içerisinde karbonhidrat tükettiğiniz, bu sağlıklı bir karbonhidrat dahi olsa, karbonhidrat tükettiğiniz bir diyet programı yapıyorsanız kısa sürede verdiğiniz yüksek rakamlar genellikle yağ değil kas kaybını bize gösteriyor. Bu da bizim çok fazla istediğimiz bir durum değil açıkçası. Ancak ketojenik diyet bunun tam tersi bir diyet yöntemi. Peki nedir bu ketojenik diyet? Ketojenik diyet aslında yağ yakımına yönelik bir diyet programı. Yani bu programın sonunda biz %95 oranında yağ yakıyoruz. Bunu da şu mekanizma ile gerçekleştiriyor. Biz normalde karbonhidrat tükettiğimiz zaman bunlar bizim vücudumuzda glikojen olarak depolanıyor. Hani hep duyarız ya, vücudumuzun temel enerji kaynağı aslında karbonhidratlardır diye, ki bu doğru. Ketojenik diyette ise biz karbonhidrat miktarını 30 gramın altında tüketiyoruz. Yani ne kadar az karbonhidrat tüketirsek bu diyet o kadar güzel çalışıyor. Biz karbonhidratı az tükettiğimiz için artık vücudumuz buradaki depo glikojeni bitiriyor ve enerji harcamak için, bu enerjiden kastım ise bir spor yapmak olabilir, elimizi kaldırmak olabilir, su almak olabilir, hareket etmek olabilir. Bunların hepsi geçerli. Artık bu glikojen depolarımız bittiği zaman vücut bu enerji harcamak için yağ hücrelerini yakmaya başlıyor. Yani günlük hayat içerisindeki bütün aktivitelerimizde vücuttaki yağlarımızı, depo yağlarımızı kullanıyor. İşte bu aşamada da vücut yağ yakmaya başlıyor. Ancak burada bazı semptomlar karşımıza çıkıyor. Bu glikojenimiz bitip de artık yağ yakmaya başladığımız evre bizim ketojenez dediğimiz bir evre. Böyle olduğu durumlarda genellikle diyetin 3. ve 5. gününde biz bunu görüyoruz. Bazı semptomlar karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, idrarda renk ve koku değişikliği, damak tadında hafif demire yakın bir tat. Bunlar eğer oluyorsa ketojenik diyetimiz güzel çalışıyor demektir. Çünkü kişilerin genellikle en çok panik yaptığı bir diyeti bozduğu aşamalar bu. İşte diyetteyim, şekerim düştü, tansiyonum mu düştü deyip hemen bir karbonhidrat tüketiyorlar. Ama eğer ki bunlar varsa ketojeneze girdiğiniz anlamına geliyor. Ama %20'lik de olsa küçük bir kısım ketojeneze girdiği halde bu semptomları görmeyebiliyor. Yani ketojenik diyetteki bütün kuralları yapıyorsunuz ama bu semptomlar yoksa panik yapmayın. Yine ketojeneze girmiş olabilirsiniz. Sadece bunun etkilerini siz görmüyor olabilirsiniz. Bu diyet prensip olarak yüksek yağ tüketimine dayalı. Yani yüksek yağ, ılımlı protein ve çok düşük miktarda karbonhidrat tüketiyoruz. Sebzeler yine bizim için, tabii ki bazı sebzeler hariç, serbest. Buradaki en güzel yan ise biz ketojenik diyette neler yiyebiliyoruz? Tahin yiyebilirsiniz, kaymak yiyebilirsiniz, tereyağı, et, tavuk, balık, kuru yemişler, bunları çok rahat bir şekilde tüketebiliyoruz. Peki biz bu ketojenik diyette neler tüketemiyoruz? Karbonhidrat kaynakları. Meyveler, süt ve süt ürünleri, normal ekmek, pilav, makarna, mısır, bunları tüketmiyoruz. Bunlar yerine ekmek olarak ketojenik ekmekler tercih ediyoruz. Bunlarla ilgili ben zaten videonun altına size tarifler ya da hazır alabileceğiniz ürünleri paylaşacağım. Bunları tüketmiyoruz. Süt ve süt ürünleri yerine bitkisel sütler tercih ediyoruz. Yine bu da bizim değişim yaptığımız gruplar arasında yer alıyor. Onun dışında aslında gayet doyurucu, renkli ve bizi memnun eden bir diyet programı bu. Burada zorluk çekebileceğiniz aşama sadece karbonhidrat tüketmediğimiz için tatlı tüketiyorsanız normalde bir tatlı ihtiyacınız, bir meyve ihtiyacınız olabilir. Bunları da genellikle fıstık ezmesi, tahin, bunlarla birlikte karşılayabiliyoruz. Ama onun dışında yine çok güzel hem evde yapabileceğiniz ketojenik tatlı tarifleri var ya da hazır alabileceğiniz artık çok güzel ürünler var. Ben hem Türkiye için hem yurt dışı için zaten videonun altına dışarıda bulabileceğiniz hazır ürünleri, ketojenik tatlı olarak tüketebileceğiniz hazır ürünleri ve yine evde yapmak isterseniz tarifleri de paylaşacağım. Tarifleri zaten benim blog sayfamda ulaşabilirsiniz. Biz bu diyette en çok kimlerde fayda görüyoruz? Eğer ki bir metabolik hastalığınız varsa, polikistik over olabilir, tiroid olabilir, tip 2 diyabet olabilir, insüline bağımlı olmayan diyabet yani. Bu tarz hastalıklarda biz çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hem kan değerlerinizde çok güzel düzelmeler oluyor, semptomlarınız azalıyor, düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuzun onayıyla ilacınızın dozu düşebiliyor. Sadece bunu yapamayacak olan bazı gruplar var. Gelişme çağında olan çocuklar, gebeler, emziren annelerimiz, safra kesesiyle ilgili problemi olanlar, böbrek taşı olanlar, bunlar birazcık dikkat edilmesi gereken gruplar oluyor.
Ketojenik diyette benim en sevdiğim kısım ise eğer ki bölgesel kilolarınız varsa biz bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hani hep diyoruz ya aslında bölgesel olarak işte kalçalardan ya da göbek bölgesinden fazlanız varsa bu genetik faktörlere bağlıdır, çok düzelmez, zayıflasanız bile aslında yine aynı şekilde daralırsınız. Aslında bu çok doğru değil. Evet, normalde bunun için çok uzun sürede çabalar harcamanız gerekiyor. Diğer kişilere göre biraz daha yavaş sonuç olabilirsiniz ama eğer ki kendinizi bu 6 haftalık program içerisinde sıkı bir şekilde kampa alırsanız bölgesel kilolarınızdan da çok rahat kurtulabilirsiniz. Şöyle ki biz %95 yağ yaktığımız için ketojenik diyet sonunda eğer ki bu süreç içerisinde çok ağır spor yapmanıza gerek yok ama düzenli olarak spor yaptığınız zaman zaten yağ yaktığımız zaman eğer içinde biraz da hareket varsa kas kütlemiz artıyor. Burada da çok güzel şekillenmeler oluyor. Çünkü yağ yakılan bir diyet programında sizin vücudunuzun neresinde yağ hücresi varsa, yani nerede yağ kütlesi fazlaysa biz oradan yağ yakıyoruz. Sizin de bölgesel olarak fazla yağlarınız varsa %95 yağ yaktığınız bir program içerisinde zaten buranın gitmemesi imkansız. O yüzden eğer bölgesel kilo probleminiz varsa kendinizi 6 haftalık sıkı bir kampa almaya hazır tutun. Çünkü düşünsenize eğer ki siz kendinizi bildiğiniz bileli bir bölgesel probleminiz var. İşte çok hoşlanmadığınız bacaklarınız ya da karnınız, ki bununla bile barışabilirsiniz. Bu kısımdan çok ayrı tutuyorum. Ama eğer bunun bir yöntemi varsa neden bundan kurtulmayalım? Neden daha güzel bir vücuda sahip olmayalım? O yüzden ketojenik diyeti böyle kişilerde deneyebilir. Peki neden 6 hafta? Yani biz 6 hafta boyunca ketojenik diyet mi yapacağız? Hayır. Ketojenik diyetin aslında maksimum 3 haftaya kadar sağlıklı, güvenilir kısmı var. Ama 2 hafta bizim için çok çok yeterli. Çünkü içerisinde karbonhidrat olmadığı için bir süre sonra motivasyon kaybı olabilir. O yüzden ketojenik diyetin ilk 2 haftasında biz sadece ketojenik diyet yapıyoruz. Geri kalan 4 haftasında ise kontrollü açılış, yani düşük karbonhidratlı ketojenik diyet. Bu da nedir? Biz şimdi 2 hafta boyunca ketojenik diyet içerisinde bazı karbonhidrat, yani hatta tüm karbonhidrat içeren besinleri çıkarıyoruz. O yüzden bu düşük karbonhidratlı kısımda ise her hafta iki besin grubunu biz diyetimize alıyoruz birer porsiyon şeklinde. Bu yüzden de vücudumuz aslında yavaş yavaş bu karbonhidratlara adapte olmuş oluyor. Bu bizim için çok önemli bir kısım. Hatta ketojenik diyetin açılışı ketojenik diyetten çok daha önemli. Çünkü ciddi anlamda karbonhidrattan arınmış bir vücut var. Deposu boşalmış bir glikojen kısmı var. O yüzden bu glikojeni yavaş yavaş almak bizim için çok çok önemli. Buradaki en önemli detay ise ketojenik diyeti bireysel olarak yaptığınızda çok hızlı bir şekilde, diyelim 2 hafta bitti, sonrasında hızlı bir karbonhidrat alımı oluyor. Bunu yaptığınız zaman, yani kurallara uymadığınız zaman vücuttaki asit baz dengesi değişiyor. Uzun dönemde metabolizma hızınız yavaşlıyor ve çok hızlı bir şekilde, hızlıdan kastım hiç karbonhidrat tüketmediğiniz bir düzenden sonra çok ufak miktarda bile eğer ki düzensiz ya da yanlış karbonhidrat grubunu alıyorsanız karın bölgenizde şişkinlikler oluyor. Yanlış karbonhidrat diyorum çünkü çıkarttığımız karbonhidratların tekrardan bu diyet içerisine eklenme sıralaması var. Bu yine bizim için çok çok önemli bir detay. Ketojenik diyet uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise eğer bir kez ketojenik diyete başladıysanız ketojenik diyeti sonlandırana kadar bozmamanız gerekiyor. Biz normalde diğer diyetlerimizde çok rahat esneklikler sağlayabiliyoruz. Çünkü hayat içerisine uyum sağlaması için. İşte diyelim menünüzde yok ya da tüketmemeniz gereken bir besin grubu var. Hastalığınız kaynaklı ya da başka bir faktör. Bunları değişim yaparak düşük miktarlarda ya da dengeleyerek tüketebilirsiniz. Ama ketojenik diyette bu yok. Neden yok? Çünkü eğer siz glikojen deposunu bir kez boşalttıysanız ve buraya kontrolsüz bir şekilde karbonhidrat yüklediyseniz ketojeniz işleminiz aslında bozuluyor. Bu durumda ketojenik diyete ara verip isterseniz yarısına kadar gelmiş olun. En azından bir hafta ara verip sonrasında tekrar ketojeniğe başlamanız gerekiyor ve bu ara verdiğiniz kısımda da normal beslenmeniz, yani karbonhidratlı beslenmenize devam etmeniz gerekiyor. O yüzden eğer ki buna başlama kararı alıyorsanız çok sıkı bir şekilde kendinizi motive etmeniz lazım. Bu süreçte tüketip tüketmemeniz gereken besinleri çok net bir şekilde ayırmamız gerekiyor ve hiçbir şekilde diyet içerisinde bunlara yer vermememiz gerekiyor. Sadece 6 haftalık bir program. Bence hani bunu herkes kendine motive edip tam anlamıyla hazırladığında uygulanabilecek bir program. 6 hafta boyunca kendinize diyet ve egzersiz anlamında güzel bir alan yaratırsanız sonrasında çok rahat koruyabiliyorsunuz. Çünkü çok ciddi anlamda bir yağ kaybınız oluyor ve sonucu siz kendiniz gördüğünüz için de zaten bu diyeti bozmaya hiçbir şekilde kıyamıyorsunuz.
Ben şimdi videonun altına size hem Türkiye'de hem yurt dışında bulabileceğiniz alternatif ürünlerin linklerini paylaşacağım. Oradan almak zorunda değilsiniz. Sadece ürünleri siz kendiniz göz atın. İstediğiniz yerden, marketten ya da internetten alabilirsiniz. Onun dışında tüketmeniz gereken ve tüketmemeniz gereken besinleri yine oraya ekleyeceğim. Blog sayfasında bulabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Biz zaten online diyet danışanlarımla ketojenik diyet yapıyoruz. Eğer benimle birlikte ketojenik diyete başlamak isterseniz ya da herhangi bir sorunuz varsa bireysel yapacaksanız yine bilgileri de bırakıyor olacağım aşağıya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.